Herkese merhabalar. Carlsen'in bir e4 e5 şah e2 hamlesinden sonra yapılan o beraberlik mualimi çok bozmuştu. Bunu eleştiren yayınlar da yaptım. Yani bir dünya şampiyonuna yakışmayan şeylerdi bunlar. Hatta yayınların dozunu arttırdım. Arka arkaya Carlsen'e giydirdim de giydirdim. Carlsen'in kulağına gitmiş olacak ki burada da temsilciliği var Chess24 Türkçe beni aradı ve dedi ki I did it. Don't do it. Türkçesiyle ben ettim, sen etme dedi. Evet yaptığımız yayınlar Carl seni çok sarsmış. Ve aman diledi adeta. Ben de uzatmadım fazla. Nasihatta bulundum bir büyüğü olarak. Dedim ki dünya şampiyonuna yakışmıyor böyle şeyler. O da anlayışla karşıladı. Söz verdi. Bir daha böyle abuk sabuk oynamayacakmış. Buzlar eridi. Ben de bugün Carlsen'in kazandığı güzel bir oyunu göstermek istiyorum. Carson Invitational'da elenmişti Nepom ama Wesley Soy'la üçüncülük, ma üçüncülük maçları yaptı ve bu oyunlarda çok güzel ama çok güzel bir performans sergiledi. Şimdi bakacağımız oyunda beyazlar Wesley So, siyahlar da Carson. Bakalım nasıl olmuş. D4 at F6, C4 E6 at C3. Fil B4 ile Karsen Nimzo-Hint savunmasına giriyor. Bahsetmiştik Nimzo 3'ten ismini alıyor. F3. Siyahların oyun tarzı merkezi beyazlara bırakmak. F3 hamlesiyle beyazlar şimdi E4 de sürüp tamamen merkezi kontrol etmek istiyor. Burada bildiğim kadarıyla en çok oynanan hamle D5. Yani bir sakınca yok merkeze piyon getirmekte artık hipermodern oynamanız sonradan merkeze piyon getirmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Ama Karsen, hiper hipermodern tarzda oynamaya devam etmiş ve atını geliştirmiş at c6. Şimdi burada hemen akla şu gelmeli. Yani beyazlarla oynarken acaba ben d5 oynayarak rakip atı kovalayabilir miyim? D5'e at e5 zıplayacaktı büyük olsa. Da. E4 yapınca da rok ve siyahların gelişimi daha iyi. Siyahlar son hamleyi yaptı. Bakın beyazların sadece ata gelişmiş durumda. O da açmaz da zaten. Beyazların tempoları nereye gitti? Nereye gitti bu tempolar? Tempolar piyon sürüşlerine gitti. Yani buhar olmadı ama buhar olmaya benzer bir durum. Şimdi siyahlarsa aletlerini gelişti. Ne yapacak beyazlar? Gelişimde zorluk çekecek. Eğer beyazlar F4 sürerse at g6 oynayacak. Yani şuna bakıyorum. Beyazlar merkezdeki alan üstünden yararlanabiliyor mu? Bunlar hareketli merkez piyonu rakibi boğabilir mi? Fil d3 geliştirelim. e alır d5, c alır d5'ten sonra kale e8 oynayınca beyazlar işte bir krizin içine girmiş durumda. Yani o tempolar buhar olursa, gelişimle değerlendirilmezse zaman ne olur? Krize girersin. Bak, şimdi şah ortada krizin en büyüğü. Kale yükleniyor şu anda E4'ten piyon kazanmak istiyor. Her taraftan geliyor siyahlar. Dahası eğer beyazlar vezir F3 oynarsa bir de sürpriz tehdit varmış. Piyon açmazda alamıyor. At açmazda alamıyor. Eli kolu bağlı durumda. İşte bu sebepten paldır küldür piyonları süremez beyazlar. Peki ne yapacak? Bu durumda A3 sürmüş. Fil alır C3, B alır C3, B6. Beyazlar hala gelişimde çok ama çok geri durumda. Beyazların gurur duyduğu şeyse merkezi ama gelişim yerlerde. Baksanıza 7. hamle oynamış beyazların tek çıkmış aleti bile yok. Fil A6 ile siyahlar Nimzovic zamanından bilinen bir strateji uyguluyor. Burada dubbe piyonlar var ve bu piyonlar başka piyon tarafından korunamıyor. Fil A6 ile hemen yükleniyor C4'e. Bir taşın savunuluyor olması, değil mi fil savunuyor burada, onu istemeyeceğimiz anlamına gelmez. Rakibin fili de savunmaya bağlı kaldı. Şimdi fil G5 oynamış beyazlar. Eğer D5 oynasaydı yine hareketli merkez piyonuyla bir şeyler yapabiliyor mu diye bakmalıyız. O zaman at A5'e gidecekti ve hani biraz önce bir kuvvetle istemiştik ya. Şimdi iki kuvvetle isteyince tehdit etmiş olduk. Peki beyazlar ısrarla sürmeye devam etsin E5. At G8'e gidecek. Sanki beyazlar üstünlük elde etti gibi ama ciddi sıkıntısı var. Vezir D4'e gidince at B3 çatala bakmalı. E piyon nasıl tutacak? Vezir a4 yaparsa bakın hamle fil alır c4. Nereden çıktı bu hamle? Gökten düşen yıldırım fil alır c4'e vezir a 4 Şah var g3'e vezir alır c4 ve beyazların oyunu çöktü. Yani merkeze sahip olmak iyidir ama bu merkezi gelişimle desteklemek lazım. Yoksa desteklenmeyen merkez böyle çöküverir işte. Bu durumda geriye dönelim. Fil 6'ya fil G5 artık Wesley so biraz gelişeyim diyor. H6 fili sorgulamak güzel bir fikir. Fil H4 yani ileride G5 sürme imkanını elinizde tutarsınız. Vezir c 8de açmazdan çıkmış. Fil D3 at A5 ile zayıf C4 piyonla yükleniyor. Vezir 2 ile koruyor. D6 F4. Şimdi siyahların E5 gibi bir fikri vardı. Yani diyelim ki ataş 3 yapınca E5, eğer D5 sürerse bu kalıcı bir zayıflık ilerleyemiyor ve bu kareyi de siyahlar kullanabilir. Hatta siyahlar C6 yapıp C hattından C4 piyonuna da baskıyı arttırabilir. İşte bu sebeple So artık yürüdüğü merkezden iyice merkezi güçlendireyim, oradaki kuvvetlerimi arttırayım. Vezir D7 oynamış siyahlar. Yani Karsen at F3. At H5. Güzel bir hamle. Bravo Karsen. Atın tahtaya tahtanın kenarına gitmesi iyi değil. Ve dikkat ederseniz iki at da tahtanın kenarında. Niye Carlsen atları tahtanın kenarına gitti? Çünkü iyi sebebi var. Hedefler var. Bakın C4 ve F4 piyonları. İşte dünya şampiyonu Karsen kalıpları kırmayı çok iyi biliyor elbette. Şimdi G3 de piyonu koruyunca Karsen amansızca geliyor. G5. Çok çok kuvvetli bir hamle. Bu 15 dakika 10 saniye arttırmalı oyunda oynanmasına rağmen Karsen'in hamleleri ağır parti kalitesinde. Ama Karsen hep şunu söylüyordu. Ben tahtaya baktığımda zaten hemen ne oynayacağımı karar veriyorum. Kısa süre içerisinde. Harcadığım diğer zaman ise Taktik olarak o hamlenin doğruluğunu kanıtlamak için ve genelde ilk düşündüğüm hamle de doğru oluyor diyor. G5 yapınca şimdi fil sıkıştı. Dolayısıyla F alır G5 yapmak mecburi. Aş G5 sonrasında ne yapacak? At alır G5 yapmış. Eğer fil alır G5 yapsaydı at G3 yapacaktı. Aş G3'e arkada kale boşta ve dahası at çatal atmış durumda o kenardaki at. Gelelim oyuna. At alır G5 yapıyor mecburen. Şimdi hamleye bakın hamle. At F4. At değil küheylan. Kenardaki at geliyor. Vezir ve fili istiyor. G alır F4. Tabi ufak bir sorun boşta olmasa ama G alır F4'ten sonra kale alır H4 yapıyor. Şimdi F4'teki piyonu istiyor. Vezir F2 yapınca kale destekledi. Kale H8 kaçıyor. Ve Karsen diyor ki evet piyon öndesin ama ne yapacaksın? Ben uzun rok atıp şahımı güvenliğe alabilirim ama sen neredeyse tüm piyonlarını sürdün. Şahını herhangi bir kanatta koruyacak piyon yok. Yani dahası rok atmak yine şahın merkezde durması lazım ama merkezde güvenli gözükmüyor. Ve beyazların fazla piyonu bu gibi düşünelim ama o piyon da zayıf bir piyon. Vestiso eğer vezire 2 oynasaydı C4 piyon da de bu arada unutmayalım. Uzun roktan sonra beyazların doğru düzgün hamlesi yok. Siyahlar çok rahat bir şekilde kaleye gelecek. F6 sürecek ve konumunu geliştirecek. Çökecek konum. Hatta burada elbette vezir A4 ile 3. bir kuvvetle C4 piyonla saldırma imkanları da var. Her açıdan kötü. Vesti Sopratik pratik şansın deniyor ve F5 oynuyor. Uzun rok F, E, F, E. Vezir F7. Vezir değişelim diyor. Yani şahım ortada. Karsen de kabul ediyor. Kale DG8. Saygım sonsuz sinle. Yani Karsen vezirleri değişip kazanıyor. Çok iyi oynuyor oyun sonunu. Ama şu nota ekleyeyim bir tek. Burada bir tal bir alekin olsaydı seyircileri memnun etmek için ve kendi stilleri açısından da dahası kendilerini memnun etmek için burada vezir A4 oynayıp vezir değişmekten kaçınırdı. Bence çünkü Atalı R6 yapınca vezir 6 şah çekse de burada fikir şu. Kaçacak ve şah ortada. Siyahların her türlü saldırı imkanı var. Piyonu istiyor, vezir buraya dalabilir. Baksanıza dayanılmaz bir konum. At E6 yaparsa kale diyelim. Vezir F6 kale G8 sonrasında siyahların dayanılmaz bir saldırısı var. Ama her yiğidin yoğurt yeşi farklıdır. Bakın ne güzel hitaplarda bulunuyorum Karsen için. Burada Karsen vezir değişmekten kaçınmıyor. Kalede gezeksin. Vezir D7, Şah d At F3'e, Kale H3, Şah F2. Yani arkada bakın nasıl etkili bir kale. Arkada fil de boşta. C4'teki piyon da dert. Şah F2, Kale F8. iki kuvvetle ata yükleniyor e 2 savunmaya bağlandı ve C4'ü topluyor. Artık piyonlar eşit ve siyahların aletleri çok ama çok etkili. Kale AF1, kale F4, şah E3, E5, D5, D5. At açmaz da E5 piyonunu alamıyor. Kale HG1, fil alır E2, şah alır E2, kale alır E4, tel tel dökülüyor Vestey'si onun konumu. Şah F2, at C4, kenardaki at oyuna giriyor. Kale G3, Kale H6 değişmiyor aktif kalesine. A4, A5, kale FG1, kale F4 ve şimdi tehdit E4 açmazdaki taşı yüklenmek. Şah G2, at E3, şah H1, at F5, e, kale atın savunmasına bağlıydı. At kıpırdayınca kale boş, kale kıpırdayınca at boşta kalacak. At alır E5, şah çekmiş, şah E6, kale G4, değişelim demiş ama kale F2'den sonra daha da acımasız hem mat istiyor iki taraftan hem de atı istiyor. Wesley So burada terk etmiş. Karsel'den çok ama çok güzel bir oyun. Böyle oyunlarla görmek istiyoruz Karsel'e. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.